Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince deniz kaplumbağaları ile ilgili çalışmalar için Dardanoz yerleşkesinde ilk yardım ve rehabilitasyon merkezi binası inşa edilecek. Protokol töreninde ÇOM Rektörü Profesör Doktor Yücel Acer, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa Genel Müdürü Mustafa Bulut, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürü Mevlüt Özyanık ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Şükran Yalçın Özdilek'te hazır bulundu. Rektör Acer yaptığı konuşmada ÇOMÜ olarak daha çok bilimsel çalışma yapıyor, yani teknolojiler üretiyor olmamız lazım dedi. Üniversitemizin Yeşil Kampüs projesi bağlamında rüzgar enerjisiyle elektrik ihtiyacını karşılama projesi. Burada Orman Bakanlığı ile beraber çalıştık. Onların ciddi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın çok ciddi katkıları oldu. Şimdi bir başka çok önemli konu da yine Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın bağlı bir kuruluşu olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve bu genel müdürlüğümüzün ikinci bölge müdürlüğü ile üniversitemizin işbirliğinde oluşturulacak çok önemli bir bilimsel çalışma mekanının oluşturulması projesi bu. Üniversitemizde uzun süredir karetta kaplumbağalarının araştırıldığı bir çalışmayı araştırma merkezimiz bünyesinde üniversitemiz yürütüyor. Burada Şükran Yalçın Özdilek hocamız bu işin başında ve uzun süredir bu bilimsel çalışmaları yürütüyorlar. Özellikle Çanakkale Boğazı'nda yaralanmış ve tedaviye ihtiyacı olan kaplumbağaların bu merkeze alınıp tedavi edildiği çalışmalar yürütülüyor. Ama bunun daha kapsamlı ve sistematik hale gelmesi için Bölge Müdürlüğü ile, Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile bir işbirliği yapalım istedik. Bundan sanıyorum bir 5-6 ay önce bir görüşmemiz oldu ve ortaya böyle çok güzel bir proje çıktı. Bu proje bağlamında hem bu kaplumbağaların izlenmesi hem de rehabilitasyonu için güzel bir merkez oluşturulacak. Buna bölge müdürlüğümüz ve Çanakkale'deki bağlı müdürlüğümüz beraber projelendirdiler. Bunun oluşturulması çalışması başladı. Bunun içerisinde bizim hocalarımız daha rahat bir bilimsel çalışma yürütecekler. Sonuçları hem ülkemizin bu alandaki çalışmalarına, hem bilim dünyasının bu alandaki çalışmalarına, hem ülkemizin bu bölgesinin niteliklerinin bütün dünyaya duyurulması yol açacak çok güzel bir çalışma olacak. Bölge Müdürü Mustafa Bulutsa, ikinci olarak karetta karettaların Türkiye'nin en kuzeyinde izleme, rehabilitasyon ve bilinçlendirme çalışmalarının topyekün yapılacağı bir tesis yapacağız dedi. Bilimi insanların, ülkemizin, milletimizin hizmetine sunabilmek bizim asli görevimiz. Yani çalışmalarımızda ne kadar bilimsel davranabilirsek, ne kadar bilimsel verileri çalışmalarımıza aktarabilirsek o kadar başarılı olacağımız aşikar. Bu her yönde, her çalışmamızda bizim kendimize ölçü olarak koyduğumuz bir kriter. İnşallah bu çalışmada da çok başarılı sonuçlar elde ederiz. İnsanlarımızı bilinçlendiririz. Çanakkale Boğazı tabii bizim için hem insan hareketlerinin hem makine hareketlerinin en çok yoğun olduğu bir alan ve burada çok yaralı hayvanlarla karşılaşıyoruz. Hem onların tedavisi, hem bakımı, rehabilitasyonu, hem izlenmesi bakımından bu çalışmanın faydalı olmasını diliyor. Hepinize bakanlığımız, genel müdürlüğümüz, bölge müdürlüğümüz adına şükranlarımı sunuyorum. Tören kurumların belgeleri imzalamasıyla son buldu.